Yeniden merhaba. Bugün yine bir TYT deneme sınavı soruları çözeceğiz. Birinci örneğimizde K'dan serbest bırakılan bir cisimimiz var, pardon, atılan bir cisimimiz var ve buna ait hız değerleri verilmiş. Buna bağlı olarak yollarda sürtünme olup olmadığından bahsedeceğiz. Şimdi baktığımız zaman soruda verilen kısım nedir? L'den 2V hızıyla geçecek bu cisimimiz. M'den V hızıyla geçiyormuş ve N'ye gelip duruyormuş. Hızı burada sıfıra düşüyor büyüklük olarak. Şimdi baktığımız zaman normalde ne görmemiz gerekiyor? Yukarıdaki potansiyel enerjinin burada kinetik enerjiye dönüşmesi, yani bu cismin hızlanması gerekiyor. Fakat aynı hızla geçmesinden dolayı burada bir enerji kaybı var. Yani potansiyel enerji ortadan kayboldu. Peki bu enerji nereye gitti? O zaman sürtünmeye dönüştü dememiz gerekiyor. Sürtünmeden dolayı da hatta ısıya dönüştü. Yani o zaman kesinlikle ve kesinlikle K ve L arası sürtünmelidir diyeceğiz. Çünkü bir enerji kaybı var. Şimdi devamına bakalım. Bu yatay zeminde ki normalde sürtünme olmamış olsa cismin sabit hızla hareket etmesi gerekiyor. Bakıyoruz bir enerji kaybı var. Hızı azalmış. Kinetik enerjisi azaldı. Yine bu azalıştan dolayı sürtünmeye giden bir enerji var ki bu da ısıya dönüşmüş olacak yine. Yani L ve M arası da yine sürtünmeli olacak. Şimdi üçüncüye geldiğimiz zaman üçüncü aralığa. Şimdi zaten buradan V hızıyla gelen bir cismimiz yukarıya doğru çıkarken ne olacak? Buradaki kinetik enerjisi potansiyele dönüşmeye başlayacak. Yani cismin zaten yavaşlaması gerekiyor. Şimdi zaten cisim yavaşlamış durmuş. Dolayısıyla zaten yavaşlaması gereken bir sistem varsa, burada yavaşlıyorsa o zaman burada kesinlikle sürtünme vardır ya da kesinlikle sürtünme yoktur. Görme şansımız bu bilinenlerle yok. Dolayısıyla MN arasına baktığımız zaman burada kesinlikle sürtünme vardır ya da kesinlikle sürtünme yoktur diyemeyiz. Sürtünme için kesinlik yoktur dememiz gerekir. Şimdi gelelim diğer bir örneğimize. Bal, tahin, pekmez gibi sıvılar kütlesine göre satılırken su, zeytinyağı ve limonata gibi sıvılar da hacmine göre satılmaktadır. Bunun temel nedeni nedir? Bunun temel nedeni akışkanlıklarından kaynaklanacak. Bal, tahin ve pekmezin akışkanlıkları daha azdır. Dolayısıyla bunlar kütlesine göre satılırken akışkanlığı fazla olan su, zeytinyağı ve limonata da ne olacaktır? Hacimine göre satılacaktır dememiz gerekiyor. Şimdi diğer bir örneğimiz ısı sıcaklık sorusu ve bir ısı alışverişinden bahsediyoruz. Isı alışverişi kiminle kim arasında olacak bakın. Bir kaptaki suya bir miktar buz parçası atılıyor. Ve suyun kütlesinin zamana göre değişim grafiği. Suyun kütlesinin zamana göre. Peki su ve buz arasındaysa o zaman bizim beklentimiz nedir? Ya su donuyordur, buzun kütlesi artıyordur ya da buz eriyordur, suyun kütlesi artıyordur. Şimdi baktığımız zaman ne oluyor? Bakın suyun kütlesi bir müddet sonra azalıyor. Şimdi bu suyun kütlesinin azalması bize ne anlatıyor? O zaman demek ki su bir miktar azalmış. Ne olmuş peki o zaman? Buza dönmüş. O zaman biz bir sıcaklık zaman grafiği çizip bu iki malzemeyi yani suyu ve buzu buranın içerisine yerleştirirsek, bakın sıcaklık zaman grafiği çiziyorum. Bu ikisini yerleştireceğim. Yalnız burada bir şeye dikkat etmemiz gerekecek. Burada ısı alışverişi iki madde arasında gerçekleşiyor. Bunu zaten biliyoruz. Peki hangisi ısı veren pozisyonunda? Bakın ısıyı veren su. Isıyı alan da kim? Buz. Şimdi baktığımız zaman bununla beraber buz hal değiştiriyor. Yani ne oluyor? Buz donmaya başlıyor. Yalnız hemen donmuyor. Bir müddet zaman geçtikten sonra bakın suyun kütlesi azalıyor. Demek ki bir miktar bu hal değişmeye gelene kadar zaman geçiyor. Peki bu süreç içerisinde ne oluyor? Su ısı veriyordur. O zaman çizecek olursak grafiğini sıcaklığı sıfıra gelmesi için bir zaman geçti. Bundan sonra ne oluyor bakın? Suyun kütlesinde bir miktar azalma var. Dolayısıyla su demek ki donuyor. Yani o zaman hal değiştiriyor. Sonrasında ise bakın hala kapta su var. Demek ki suyun tamamı hal değiştirmiyor. Hal değiştirme işlemi bitmiş. Peki o zaman buzu düşünecek olursak bu ısı veriyorsa o zaman ısıyı alacak buz olmalı. Ve sıcaklıklar farklı olursa ancak ısı alışverişi oluyordu. Demek ki buraya gelene kadar ısı alışverişi devam ediyorsa hani ısı alışverişi bakın bundan sonra bitti. Çünkü ondan sonrasında su
Bakın kütlesine değişme yoktu. O zaman buraya kadar gelene kadar hep ısı almış olacak su. Pardon, buz. O zaman bunu düşündük. Bundan sonrası için ne söyleyeceğiz? Bundan sonrası T3 aralığı. Bakın T2 ve T3 aralığı burası. Maddemizin ısı alışverişi bitti. Ortada ne var? Hala su var. Ve buz da olacak. Çünkü hani su donunca buza dönüştü. Peki buna göre ne söyledik bakın? Suyun ilk sıcaklığının sıfırın üstünde herhangi bir sıcaklık değeri olduğunu gördük. Yani sıfır derecenin üstünde olacak. Buzun kütlesi artmıştır. Suyun donduğunu bakın görebiliyoruz bu aralıkta. Zaten grafik gösteriyor bakın. Suyun kütlesi azaldı. Ne oldu peki? Su dondu. Su donduğuna göre buzun kütlesi artmıştır. Yani bu doğru bir bilgidir. Denge sıcaklığı, yani son durumdaki son sıcaklık bakın nerede bitti bakın. 0 derecede bitti. Dolayısıyla denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir dememiz gerekiyor. Bir diğer örneğimiz, bir elektrik devresi kaç tane lamba yanar? Bu tip örneklerde yapmamız gereken küçük bir harflendirme yöntemi yapmak. Öncelikle yapacağımız şey şu, 3 veya daha fazla telin birleştiği noktaları işaretleyelim. 3 veya daha fazla tel. Baktığımız zaman bu noktaları işaretledikten sonra 3 veya daha fazla telin harfler vermeye başlayacağım. Harfleri pilin artı ve eksi ucuna farklı harf vererek başlıyorum ve devam edelim. Pilin bir ucuna K harfi verelim. Burasını batırdık. Pilin bir ucuna K harfi verelim. Diğer ucuna L harfi verelim. K'dan başlayalım. Bakın arası boş olduğu için K harfini verdim. L'den devam ediyorum. Bakın arası boş olduğu için L harfi. Arası boş olduğu için L harfi. Dönüp şuraya bir M harfi yerleştirelim. O zaman devremizde ne olacak? Eğer iki ucu aynı olan kısım varsa burası kısa devre olacaktır. Baktığımız zaman öyle bir kısım var mı? Bakın K'dan M'ye sıkıntı yok. M'den L'ye bakın sıkıntı yok. K'dan L'ye sıkıntı yok. O zaman ne olacaktır? Bütün lambalar ışık veriyordur elektrik devremizde dememiz gerekiyor. Diğer bir örneğimiz optik sorusu. Burada özel ışınları bilmek gerekiyor. Özel ışınlara göre işlem yapacağız. Peki buradaki temel mevzumuz nedir? Işının izlediği yol şekildeki gibi noktalar arasındaki uzaklıklar eşit. Bakın her biri 3 bölme görebiliyoruz. Buna göre yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi bilmemiz gereken şey şu. Birinci merceğimiz ince kenarlı mercek ve paralel bir ışın yollamışız. Paralel gelen ışın nereden geçmesi gerekiyor? Odak noktasından geçmesi gerekiyor. Bakın odak noktası burası demek. Paralel gelen ışın geçtikten sonra odaktan geçecek. Yani odağa kaç bölme bakın? 1, 2, 3 bölme. Şimdi F2 için bakalım. Şimdi F2'ye dikkat edelim. Uzantısı gelmiş. 2 birim uzaklıkta. Pardon, 1 birim uzaklıkta. Yine uzantısı yansımış. 1 birim uzaklıkta. Bu şudur aslına bakarsanız. Uzantısı 2F'ye gelen ışın yine uzantısı 2F'den geçecekmiş gibi gider. Dolayısıyla bunun 2F uzaklığı 1 birime denk geldiği için odak uzaklığı 1 bölü 2 bölme demektir. Şimdi hemen şunu yapalım. Normalde müfredatta olmayan kısım. Burayı unuttunuz diyelim. Hani özelliği hatırlamayabilirsiniz. İşte uzantısı 2F'ye gelen uzantısı 2F'den gider. Şimdi hemen şunu yapalım. Normalde dediğimiz gibi bu formül kullanılmıyor. Ama işimizi halledebilir. 1 bölü F2. F2 dediğim merceğimin odak uzaklığı. Kalın kenar mercek olduğu için başına eksi koydum. Işınımın bakın uzantısı geliyor. Uzantısını kullanıyorsam başına eksi koyuyorum. Kaç birim uzaklığa geliyor mercekten? 1 birim. 1 bölü 1. Bu 1 formülde olan 1. Bu 1 merceğe olan uzaklık. Yine giden ışığın da bakın uzantısı kullanılıyor. O yüzden başına yine eksi koydum. Eğer kendisi gitseydi artı koyacaktım. Gittiği uzaklık bakın 1 bölme olduğu için yine yukarısı formülden gelen 1. Aşağısı da uzaklık olan 1. Şimdi bu işlemi düzeltelim. Bakın burası eksi 2 yapacak. Eksi 1 bölü F2 eşittir eksi 2'ye. F2'yi bulmak için bu F2'yi buraya, 2'yi buraya atayım. Eksilerden de kurtulayım. F2'nin 1 bölü 2 çıktığını görmüş olayım. Yani normal standart bir çözüm olmuş oldu. Hani eğer takılırsanız buraya bakabilirsiniz. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü bir çukur ayna. Bakın çukur aynaya gelen ışın çarpıp tekrar aynı yoldan geri dönüyor. Bu ne demekti? Bu nokta, yani ışığının geldiğini gördüğümüz nokta, bu aynanın merkezi demektir. Merkezi, yani 2F. 2F dediğim uzaklık bakın 1, 2, 3 bölme.
2F dediğim uzaklık eğer 3 bölme ise F dediğim o zaman ne olacaktır? 3 bölü 2 olacaktır. Artık bunları sıralayabiliriz. Bakın 3 bölme, 3 bölü 2, 1 bölü 2. Yani F1 büyük, sonra F3, sonra F2 olacak. Peki gelelim bu soruya. Şimdi bunlar bir bileşik kap ve bileşik kapların özelliği nedir? Bileşik kaplarda eğer biz aradaki engeli kaldırırsak basıncın büyük olduğu yerden basıncın küçük olduğu yere doğru ne olacaktır? Sıvı geçişi olacaktır. Peki temel nokta ne? Şimdi şurası K noktası, şurası da L noktası. Şimdi bizden istenen ne? PK, PL yani K ve L'deki basınçlar, H1, H2 buradaki yükseklikler. Hangisi artar? Hangi durumda musluk açılıp sıvı dengesi sağlanırsa? Peki musluk açılınca ne olacak? Bakın buradaki sıvının basıncı, görüyorsunuz ki bunlar birbirine eşit ya başlangıçta yükseklikler. Buradaki sıvının basıncı 2HDG, buradaki sıvının basıncı HDG. Dolayısıyla bu taraftaki basınç yani K tarafındaki basınç büyük olduğu için musluğu açtığımız zaman otomatikman buradan buraya sıvı geçişi olacak. Peki buradan sıvı geçişi olması demek ne demek? Buradaki sıvının yüksekliği azalacak. Yani biz H1 yüksekliğinin azalacağını söyleyeceğiz. Peki devamında. Peki buradan gelen sıvı normalde yukarı gitmek isteyecek ama buraya bir taşıma bölmesi koyduğumuz için yukarı sıvı gitmeyecek. Ne olacak? Buradan sıvı taşmaya başlayacak. Yalnız taşan sıvı hangi sıvıdan olacak? D yoğunluklu sıvıdan. Buraya gelen sıvı 2D yoğunluklu sıvıdan. Yani buradaki basınç artmaya başlayacak. Zaten burası fazla olduğu için hani basınçlar eşit olana kadar devam edecekti. Burası azdı. Buradaki basınç artmaya başlıyor. Yani PL basıncı artıyor. Ne oluyor peki buradan bu tarafa sıvı geçtiği için? Bakın sıvının yüksekliği azalıyor. Dolayısıyla HDG formülünden H azalacak. Dolayısıyla PK da azalmış olacak. Yani PK basıncı da azalmış oldu. H2'nin genel yüksekliğinde bir değişme olmayacak. Neden? Çünkü burada taşınma kabı var. Buradan sıvı geliyor. Normalde yükselmesi gerekiyor ama gelen sıvı da taşırmış olacak. D yoğunluklu sıvıdan. Yani H2'de değişmeyecek dememiz gerekiyor. Şimdi gelelim diğer bir kavram, diğer bir örneğimize. Bir dalga örneği ve buradan ne görüyoruz? Periyodik bir dalgamız var. Baktığımız zaman dalga kaynağının K noktasında olduğunu ve periyodunun T olduğunu düşünüyoruz. Şimdi periyodunun T olduğunu düşünürsek bu ne demektir? Bir dalganın oluşması için geçen süre T demek. Peki tam bir dalgayı görelim bakın. K noktası burada. Bakın başladık. Tam bir dalganın bittiği yer. Burası bir periyot. Yani burasının süresi 1T. Peki şöyle devam edelim. Bu T'yi dikkat ederseniz 4 parçadan oluştuğunu görürsünüz. 4 parça. Yani o zaman her bir parça arasındaki uzaklık T bölü 4 zaman olacak. Yani K'dan X'e gelmesi T bölü 4 zaman, X'ten Y'ye gelmesi T bölü 4 zaman, yine T bölü 4 zaman, yine T bölü 4 zaman. Şimdi buna göre devam edelim. Diyor ki hangileri yanlıştır? Yük aşağı bunlardan söylenenlerden. Diyor ki Y noktası V noktasından T bölü 2 süre önce üretilmiştir. Şimdi bakalım Y noktası daha mı önce üretilmiş? Önce buna bakalım. Şimdi dalga kaynağı burası olduğu için kaynaktan ilk çıkan dalga aslında V noktasına ait. Bakın en önde bulunan çünkü bu. O zaman ilk çıkan kısım V'dir. Yani V hepsinden önce üretilmiştir. Diyor ki bakın Y V'den önce üretilmiştir. Bu yanlış bir bilgi çünkü V daha önce üretilmiş demiştik. Bu yanlışı görmüş olduk. Zaten bize yanlış arıyoruz. Peki o zaman biz hani bu önce ve sonrasına bakalım öncelikle. Z x'ten önce mi üretilmiş? Bakalım. Bakın göreceksiniz. Z daha önde. Demek ki daha önce üretilmiş. Bundan yana bir sıkıntı yok. Peki şuna da bir bakalım. Sonra üretilmiş diyor. Kim? X y'den sonra mı üretilmiş? Bakın x y'den sonra üretilmiş. Çünkü y daha önde görüyorsunuz. Kaynağı en uzak daha. Bu da normalde doğruymuş gibi görünüyor. Şimdi zamanlarına bakalım. Şimdi ne demiştik? Her bir nokta arasındaki mesafe T bölü 4 demiştik hatırlarsanız. Bakın Z ve X arasındaki zamana bakalım. Z ve X arasındaki zaman. Bakın görüyorsunuz. Buradan buraya T bölü 4. 1 T bölü 4 de zaman farkı burada var. Toplamda T bölü 2'lik bir zaman farkı var. Dolayısıyla bu bir doğru bilgi. Ben yanlış aradığım için kabul etmiyorum. X ve Y bakalım. Aradaki zaman farkının T bölü 4 olduğunu söyledik zaten en başta. Ve Y'nin daha önce üretildiğini, X'in daha sonra üretildiğini zaten görebiliyoruz bulundukları yerden dolayı. Yani bu da doğru bilgidir. Yanlış olan da ne olacaktır o zaman? Yalnız 1 olacaktır.